Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda konvektörlerin doğru akıma karşı davranışını inceleyelim istiyorum. Başlayalım. Konvektörler doğru akım kaynağına bağlandığında ilk anda şarj olur ve şarj tamamlandıktan sonra üzerinden akım geçirmez. Şekildeki devrede anahtar açık iken kondansatörün boş olduğunu varsayalım. Anahtar kapatıldıktan sonra elektrikle yüklü parçacıklar akarak kondansatörü şarj eder. Bu şarj süresi yaklaşık 5 tau kadardır. Tau burada zaman sabitesi olarak isimlendirilir. Tau'nun değeri direncin değeri çarpı kondansatörün kapasite değeri ile bulunur. Tau eşittir R çarpı C. Kabaca 5 tau kadar sürenin sonunda şarj tamamlanınca kondansatör üzerinden akım geçilmez. Yani kondansatörler DC'de açık devredir. Şekle baktığımız zaman DC gerilim kaynağımızın değerinin 100 volt olduğunu ve kondansatörümüzün iki ucu arasındaki potansiyel farkın da 100 volt olduğunu görmekteyiz. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru akıyordu. Akmış ve kondansatör tamamen şarj olmuş dikkat ettiyseniz. Şarj tamamlandıktan sonra da üzerinden akım geçirmiyor artık. Şekil 1'e bakalım şimdi de. Şekil 1'de kondansatörümüz 5 tau kadar sürenin sonunda şarj olmuş. Şarj tamamlanmış artık. Ve şu anda üzerinden akım geçmiyor. İkinci şeklimizde şarjı kısa süreliğine de olsa muhafaza ediyor dikkat ettiyseniz. Üzerindeki 100 volt diyelim duruyor. Üçüncü şekle geçtiğimiz zaman kondansatörümüzün üzerindeki gerilim şuradaki diğer direnç üzerinden deşarj oluyor. Deşarj akımı şu şekilde. Kabaca yaklaşık olarak yine 5 tau kadar sürenin sonunda deşarj tamamlanır. Tau eşittir R çarpı C kadardı. 5 tau kadar sürede deşarj tamamlanır ve kondansatörün artık uçlarındaki gerilim sıfır değerine ulaşır. Bir örnek üzerinden açıklamak istersek eğer şu şekilde olacaktır. Aşağıdaki devrede anahtar T eşittir 0 anında kapatıldığına göre kondansatörün şarj olma süresini hesaplayınız diyor. İlk anda kondansatörün tamamen boş olduğunu da güzelce anlatmaya çalışmış. Tau eşittir R çarpı C formülümüzden zaman sabitemizi 1 çarpı 10 üzeri 3 yani 1 kilo ohmluk direncin değeri çarpı 1 mikrofaradlık kondansatörün kapasite değerini çarpıyoruz. Bu da 1 milisaniye. Kabaca 5 tau kadar sürede şarj tamamlanacaktı. Yani 5 milisaniyenin sonunda kondansatörün şarjı tamamlanır. Ve uçlarındaki gerilim kaynak gerilimiyle aynı olur. 100 volt gördüğünüz gibi. Ve artık akım geçmez üzerinden. Sırada alternatif akıma karşı davranışı var. Kondansatörlerin alternatif akıma karşı gösterdiği bir davranış var. Bunu incelemeye çalışalım arkadaşlar. Kondansatör DC kaynağa bağlandığında ilk anda şarj olur ve şarj tamamlandıktan sonra üzerinden akım geçirmez demiştik bunu. Alternatif akım kaynağına bağlandığında ise alternans değiştikçe sürekli dolar ve boşalır. Yani pozitif alternans yükselirken şarj olur, pozitif alternans düşerken deşarj olur. Negatif alternans ters yönde yükselirken şarj olur, negatif alternans düşerken deşarj olur. Şuradaki sinyalimizi baz alarak konuşursak eğer, ilk 5 milisaniye boyunca dikkat ettiyseniz gerilim artıyordu, kondansatörümüz şarj olur. 5 milisaniyeden sonra gerilim düşüyor, kondansatörümüzün üzerindeki gerilim şebeke sinyalimizin üzerindeki gerilimden fazla olduğu için deşarj olacak. 10 milisaniye ile 15 milisaniye arasında gerilim kondansatörü ters yönde şarj edecek. 15 milisaniye ile 20 milisaniye arasında tekrar deşarj olacak. Evet, bu şekilde.
Şarjda depo edilen enerji, deşarjda sisteme geri gönderilen enerjiye eşit. Bir de şu şekilde anlatmaya çalışalım. Eğer ki kaynak gerilimimiz 100 voltsa eğer, kondansatörün üzerinde de 100 volt varsa akım geçmez demiştik. Bunu biliyoruz. Eğer ki kaynak gerilimimiz 100 voltsa ve kondansatörümüzün şarjı tamamlanmadıysa şarj olmaya devam edecektir, dikkat ettiyseniz. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru gidiyor. En son şeklimizde ise eğer kaynak gerilimi artık 80 volt düşmüş gördüğünüz gibi. Kondansatörün üzerinde 100 volt var. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru akacak. Yani kondansatörümüz deşarj oluyor. Evet, devam ediyorum. Kondansatörün üzerindeki akımla kondansatörün üzerindeki gerilimi çizmeye çalışırsak eğer, kondansatörün üzerindeki akımın, üzerinden geçen akımın gerilimden 90 derece ileride olduğunu görürüz. Yani demek ki kondansatörlerimizin alternatif akıma karşı gösterdiği zorluk biraz farklı. Direnç elemanımızı görmüştük önceden. Direnç elemanımızda akımla gerilim arasında faz farkı yoktu. Ama kondansatör elemanımızda akım sinyali 90 derece ileride gördüğünüz gibi. Yani kondansatör elemanının akıma karşı gösterdiği zorluk biraz farklı. Akımı 90 derece ileriye kaydırıyor. Bundan dolayı bu zorluğa, bu direnime, bu reaktansa ohmik direnç diyemeyiz. Başka bir isim vermemiz gerekiyor. Bu isim kapasitif reaktanstır. Kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğa kapasitif reaktans adı verilir. XC ile gösterilir. Formülü XC eşittir gerilim bölü akımdır. Buradan XC'nin değeri 1 bölü 2 PFC olarak bulunur. Görüldüğü üzere kondansatörün akıma karşı gösterdiği zorluk frekansa da bağlı olarak değişiyor. Eğer ki frekansımız sıfırsa sonsuz direnç gösteriyor. Yani kondansatörler DC'de akım geçirmiyor üzerinden. Ama alternatif akımda frekansa bağlı olarak bir zorluk gösteriyor. Gelelim kapasitif devrede güç durumuna. Kondansatörler aktif güç harcaması yapmazlar. Şarjda depo edilen enerji, deşarjda sisteme geri gönderilen enerjiye eşittir gördüğünüz gibi. Yani aktif güç harcaması yapmıyorlar. Fakat üzerlerinde bir gerilim var ve üzerlerinde geçen bir akım var. Ona da biz kör güç diyeceğiz. Kondansatörün kör gücü. Evet. Bu şekilde. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalınız efendim. Sağlıcakla kalın.